Seyirciler arasında en önde olmak çok isterdim yani burada. Pelerin giyip hadi görüşürüz desem böyle. O zaman bir gerçeklik algımız sarsılabilir. Kadın kesme numarası. Yani burada bu hata yapmak için sanırım bir sihirbazın hayalidir yani bu efekti yaşatmak. Herkese merhabalar. Ben Doruk Sayar. Literat kanalına hoş geldiniz. Ben bir illüzyonistim. Yaklaşık 17 yıldır hem gösteriler hem eğitimler vererek hayatımı bu şekilde devam ettiriyorum. Aynı zamanda benim de bir YouTube kanalım var. Burada hem performanslarımı hem de böyle birkaç küçük oyunu paylaşıyorum ve bu sayede bir sürü insana hem kart oyunları hem de çeşitli illüzyonlar öğretiyorum. Bugün de çok eğlenceli bir içerik var. Şimdi birazdan hem illüzyon içeren, sihirbazlık içeren filmleri ve dizileri izleyeceğiz. Ben de bunları yorumlamaya çalışacağım. Bazıları çok kurgu, bazıları gerçekten sihirbazlık teknikleriyle yapılmış olabilir. Şimdi birazdan hep beraber izleyip yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. I'm going to flip through this deck and I want you to see one card and not this one. That's too obvious. Pay close attention. That was too fast. I'll do it again. Are you ready? Mm-hmm. Okay. Now, did you see one? Yes. And do you see your card here? No. Çok güzel. Çok güzel. Aslında şurada gördüğümüz şey en görkemli seçtiğin kartı bulma oyunlarından bir tanesi. Temeli nedir? Bir kart seçilir ve sihirbaz o kartı bulur. Ama nasıl bulur? Mesela burada biraz prodüksiyonlu daha büyük bir şey var. Şu an gördüğümüz her şey %100 gerçek ve yapılabilir. Hiçbir burada bir kurgusal bir şey yok. Hiçbir ekstra bir şey yok. Sadece bazı oyunlar bir 5 dakikalık hazırlık gerektirir. Bazı oyunlar 1 sene hazırlık gerektirir. Eğer bazı hazırlıklar doğru şekilde yapılırsa ve zamanlaması ayarlanırsa her şey mümkün. Özellikle şu an izlediğimiz şey gayet mümkün. Bu arada bu yaptığı ilk kart seçtirme hareketini meşhur eden insan da David Blaine'dir. Bu 90'lı yılların sonunda sokak sihirbazlığını meşhur eden insanlardan bir tanesi. Biraz onun tarzında zaten böyle hafif gizemli, hafif cool böyle bir kart sihirbazı imajı vardır ya. Kurduğu atmosfer ve imaj süper. Oyun gerçekten yapılabilecek bir şekilde. Ve dediğim gibi David Blaine de bu işin ilk mihenk taşlarından bir tanesidir. En sonu artık en etkili kısmı yani direkt gözlerimizin önünde bir değişim var. Şimdi bu film aslında çok enteresan bir film. İllüzyonist filmi. Sihirbazın altın dönemi diye geçen bir dönem vardır. 1800'ler. Ve aslında buradaki en önemli isim Robert Houdin diye bir adam vardır. Modern sihirbazlığı o çıkar diye söylenir. Onun yaptığı oyunlardan ilham alarak çıkmış bir film. Ama buraya gelirsek şimdi sinemaya da bir sihirbazlık gösterildiği zaman biraz da izleyicinin dikkatini farklı bir şekilde toplamak için biraz görsel efektlere başvurulabiliyorlar. Ama bunu da çok fazla kötülemiyorum. Niye? Şimdi ben mesela sana bir şey yapsam, çok enteresan bir şey. Diyelim eline bir kart koydum, 5, bir saniye sonra açtın, 6. Ve sen bunu insanlara anlattığın zaman, yani orada benim arka planda ne döndürdüğünün hiçbir önemi yok. Adamın elinde kurbağa var, çekiyor ve böyle oldu. Kimse şeyi hatırlamaz yani işte elini arkaya götürdü, oradan bir şey bıraktı, aldı gibi. Yani burada yansıtmaya çalıştığı şey seyircinin kafasındaki efekt. O çocuk muhtemelen öyle gördü, öyle hatırlıyor ve öyle anlatacak. Adamın elinde kurbağa vardı, çekti, gül oldu, gül bir anda flüt oldu gibi. Yani tamamıyla kafasındaki efekt ama gerçek mi gördüğümüz imaj olarak bakarsak yani bu şekilde temiz olması çok mümkün değil gibi de paylaşabilirim. Hoş geldiniz. Adınız? Hadi abi, hadi. Zaten video kendi kendine konuşuyor burada. Ya çok severim bu filmi bu arada. Çok güzel. Yani gidip mesela bir sihirbazlık filmi yapacağım deyip de böyle bir sihirbaz imajını çizmek de iyi bir tercihtir. Komik bir. Hakikaten Cem Yılmaz'ın yapabileceği bir şey. Kadın kesme numarası. Yani burada bu hata yapmak için herhalde 5 saniye önce sen sihirbazsın hadi çık sahneye bir şey yap demeleri lazım. Onda bile hata olacağını düşünmüyorum. Çok zor yani. Hata veya işte bir şey yaparken yolunda gitmemesi çok başımıza gelebiliyor. Onun için tabii A, B, C, D, Z'ye kadar planlarımız var. Hissedilmiyor. Ama birine zarar gelmek veya sihirbazın kendisine zarar gelmek ya da hepsini geçtim eskiden bile kullanılan işte bu hayvanlara zarar gelme durumu yok. Eğer öyle bir oyun varsa ki en büyük zararı kendisine verir sihirbaz onu da söyleyeyim. Mesela bir oyun vardı iğne yutuyordum, ipi de yutuyordum, çıkartıyordum ipin üzerine iğneler dizilmiş bir şekilde. Eğer bunun bana zarar verebilecek bir ihtimali varsa o yüzdeyi sıfır indirene kadar çalışmaya devam ediyorum. Yani bir sihirbaz gösterse kimse zarar görmez. Okay, Los Angeles, we ready to end?
aslında su tankı oyunu çok meşhur bir oyundur bu büyük illüzyonlarda. Meşhur eden insan da Harry Houdini aslında. Bu bilirsiniz. Kaçış oyunlarıyla meşhurdur. Hapishaneye koyarlar, oradan kaçmaya çalışır. Su tankına gelir kitli, oradan kaçar. Bunu tabii biraz modernize edilmiş aslında. Fikir çok iyi. Çünkü biri su tankına girdi. Prestijli de vardı. Kapanır perde, tak diye yanında çıkar. Bunu yapmaktansa bir pirana veya bir balık şeyi var. İçeri giriyor, boya falan, sonra arkadan çıkıyor. Ya aslında Now You See Me böyle bu kadar çok kurgusal şeyleri barındıran bir film olmasına rağmen böyle arada gerçek şeyleri görmek bir sihirbaz olarak beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ve bu sayede yeni başlayan gerçekten çok fazla insan var bu film sayesinde. Bu güzel bir kısmı. Ama gerçeklikten uzak tabii yani. Bunda yapacak bir şey yok. Hollywood. About to witness is not magic, it is purely science. Arthur C. Clarke'ın bir lafı var. Yeteri kadar gelişmiş bir teknoloji sihirden farksızdır diye. Yani aslında böyle bu teknolojik yenilikleri, elektronik şeyleri kullanarak sunmaya çalıştığımız sihiri daha etkili bir şekilde sunabiliriz. Ama bu böyle elektriklerle olmak zorunda değil. Yani hiç elektrik görmezsiniz, hiçbir şey görmezsiniz ama bambaşka bir dünya vardır. Veya görüyorsa da bu aslında bir yanlış yönlendirme, misdirection denilen bir şey var. Büyük elektrikler sayesinde göz kamaştığı için başka bir şey yapıyor. Bu tarz bir burada sahne oyunu var. Bu arada sonra başka bir yerden çıkması gerçekten çok güzel bir efekt. Günümüzde de kullanılır. Ve yani bence muhteşem bir olay yapılması. Gerçekten şok edici. Okay, name a card. King of Hearts. Knew it. Okay. It's up your left sleeve. Is it? No. No, I don't see it up there. You know, why don't you check your unnecessary velveteen pocket there? Yeah. Oh. Anyway, thank you so much for coming by, but this is kind of a talent-only area, so... Ya bunu ben biraz sihirbazlar arası şakalaşma olarak nitelendirdim. Çünkü bizim de aramızda çok vardır. Ya sağ arka cebine bak işte bir rakam söyle. Evinde o ışık açık. Rakam böyle birbirimizi bu tarz şakalar yapmaya çalışırız. Biraz da o tarz bir şey. Bunun taktiği şeydir. İngilizce terim olarak söyleyeceğim. Put pocket diye bir şey vardır. Yani birine bir şekilde gösteride kullanılacak şeyi, malzemeyi önceden koymak mesela. Pick pocket gösteri amaçlı bir şeyler almak. Put pocket koymak. Bunu da misdirection yani yanlış yönlendirme sayesinde yapılıyor. Mesela yürürken kolum sana çarpıyor. O anda işte bir şey koymuş oluyorum ve onu sonra kullanıyorum gibi. Ama Morgan Freeman'ın fark etmemesi biraz uçuk yani. Çünkü oradaki karakteri böyle bayağı şey olduğu için ondan bir şey kaçmaz gibi imajı var. Congratulations. You're truly brave. I only hope you're ready to face the fire. I totally nailed you with that fireball. Sorry. Aslında burada biraz bu adamın karakteri şeyden esinlenme. Chris Angel vardı zamanında bilirsiniz, siyah saçlı falan. Onun o böyle gizemli havasından esinlenme, hatta biraz tiye alma gibi bir film, bir karakter. Buradaki soru sanırım ateş topu çıkar mı sihirbazdan, çıkmaz mı? Şöyle söyleyeyim çok fazla anlatmadan. Bu film için görsel efekt kullanmışlar. Dumanı bile zaten biraz belli oluyor bakarsak. Hiç gerek yokmuş, yapılabilecek bunun yöntemleri var. Keşke bir danışman sayesinde ulaşıp o şekilde yapsalarmış, daha güzel gözükürmüş. Bu yapılabilecek bir tabii şey. Tabii ki, yani. Tabii ki gayet mümkün. Hazır mısın? Lütfen dikkat. Kaybetmek değil, geri getirmek önemli. Bir sihirbazın ilk yaptığı genelde şey, gösteri hazırlarken bu fail olma ihtimali olan şeyleri sıfıra indirgemek.
Ama ne yaparsak yapalım olabiliyor. Şimdi bu durumda iki tane seçeneğimiz var. Diyelim mesela ben bir kart seçtirdim, kartı bulamadım. Ya burada şey diyeceğim, ben kartı bulamadım, patladım. Teşekkürler diye çekileceğim ve rezil olacağım. Ya da hiçbir şey hissettirmeden bir anda başka bir şey yapmaya başlayacağım. Kayboldum mesela, hiç çaktırmadan bekleyin. Zaten başka bir planımız vardı vesaire vesaire. O an doğaçlamayla veya başka hazırlıklarında, planlarında onu hissettirmeden kapaman lazım. Ve işin güzeli de şu, çok enteresandır. Genelde bir gösteride hata yaparsın. Kapamak için o an aklına doğaçlama bir fikir gelir. Ve o gelen fikir mevcut numaradan çok daha iyidir. Ve artık öyle kullanmaya başlarsın. Bu çok güzel bir şey oluyor. Danny, if you wouldn't mind opening up the box and showing everybody that it's completely empty. Now we're gonna need 12 courageous volunteers. I'm gonna take sweet little Fluffy here and put her inside this mystery box. Yeah. And now you will say the magic word. Abracadabra. Yes, and I will wave this magic wand for no reason. And then Fluffy has magically vanished before your very eyes. And now we are going to debunk a few magic myths this evening. We all know that Fluffy is in fact alive and well. Aww. And Fluffy has miraculously appeared. As has the mirror, which makes the box only appear as though it's empty. Yani şöyle düşünelim. Şimdi sihirbazın böyle bazı verdiği duygular var. Şaşkınlık, sürpriz, eğlence, mutluluk gibi. Şimdi biz sonuçta insanlara bir şey yapıyoruz ve bu duyguları hedefliyoruz sonuçta. Bir şaşırman lazım ve bu şekilde mutlu olman, ilham alman falan güzel şeyler. Eğer ben yaptığım şeyin hemen üzerine veya belirli bir zamanda sana nasıl olduğunu söylersem sen bu şaşkınlıktan bir anda aa böyleymiş diye düşüyorsun. Yani o sana bıraktığım duygunun hiçbir anlamı kalmıyor. You ain't seen nothing yet. Seen nothing yet, because now Bert and Anton are going to make all of you, everyone in this audience, man, woman, and child, disappear from this very theater. Sanırım bir sihirbazın hayalidir yani bu efekti yaşatmak bir seyircilerine gerçekten. İki tane efekt var. Üzerinden hızlıca geçeyim. Birincisi quick change. Siyah smokinli bir adam bir anda beyaz smokinli oluyor, geliyor. Bu yıllardır yapılır. Çok da güzeldir yani. Bunda bir problem yok. Yapılabilirsi. Ama diğer kısım. Şimdi diğer kısımda bazı problemler var. Şu yapılabilir diyeceğim ama hangi yöntemlerle veya seyircinin içine sineceği bir yöntemle yapılır mı? Hayır. Sonuçta oradaki insanı bayıltmak gerekebilir, bilincini kaybettirmek gerekebilir ve sonra başka bir yere koymak gerekebilir. Bu da insanların aslında özel hayatına müdahale olduğu için her halükarda çok yapılabilisi bir şey gibi gelmiyor. Ama yani efekt olarak düşünürsek ki bütün sihirbazlar böyle başlar. Mesela imkansız bir şey düşünürler. Ben işte büyük ışıkları nasıl kaybederim? Ben kamerayı nasıl işte başka bir kameraya çeviririm? Aslında imkansız ama oradan yola çıka çıka cevaplarını bulurlar. Bu da yola çıkmak için bence çok güzel bir efekt. You cannot claim this next feat as illusion. Watch carefully. You will see no trickery. No trickery is employed. What you're about to see is considered safe. Seyirciler arasında en önde olmak çok isterdim yani burada. Ve devamında aşağıda bir selamlama sahnesi var diğer adamın. Bu gerçekten çok fazla yorumlayabileceğim bir şey değil. Çünkü düşünüyorum gerçek olabilir mi? Olabilir. Sahne kendi sahnesi olabilir. İstediği her müdahale yapabilir. İmkansız olabilir mi? Yani hiç böyle bir kurgusal bir şey olabilir mi? Öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani belirli açılar kontrollü bir şekilde kullanılırsa bu yapılabilir. Ama tabii burada filmde de yaşadıkları problem geliyor. Kim gidiyor, kim çıkıyor? Yıllardır sakladığımız bir ikizimiz varsa böyle bir 30 yıldır çıkarmadığımız tamam çok güzel bir numara yapabiliriz. Aynı insanı bulmak da zor. Yani tek imkansız kısmı o. Yani eğer şu an benim birebir bana benzeyen bir insanı bulmam ne kadar mümkünse bu dünyada bu oyunun yapılması da o kadar mümkün. Take a little peek under the hood of your hubby's brain. Now I'm picturing, don't tell me, beach cocktails, Florida. Look, it was a business trip. Well, I mean, it is a kind of business, maybe the oldest business.
You're thinking of a woman's name. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J, Jean, Jane, Janet. Who's Janet? You know Janet? Mm-hmm. It's not your best friend, is it? Mm-hmm. Your sister. No, please. Your sister. Oh my God. Bunlar biraz tabii derin sular yani. Çok böyle konuşabiliriz, anlatabiliriz ama her şeyin cevabını tam olarak bulamayabiliriz bunda. Bu gördüğümüzde aslında bir mentalisti izliyoruz. Mentalist genelde sihirbazlardan ayrılır. Yani ayrılır derken yaptığı şeyler ayrılır. Mesela bir sihirbaz gelip böyle kartları kullanabilir, işte toplar kullanabilir, daha işte mendiller kullanabilir ama mentalisti böyle şeylerle göremeyiz. Burada yaptığı şey cold reading diye geçiyor. Yani soğuk okuma, mimikler, işte bu mikro hareketler veya bir şey söylediğin zaman heyecanlanma gibi. Bunları, bu teknikler yeteri kadar öğrenilirse en azından doğru yanlış yerden gittiğin anlaşılabilir. Ama direkt adını söylemek veya işte bu tatile gitmişsin demek falan. Bunlar biraz da kurgusal. Yani eğer biz kontrollü bir ortamımız, sahne ortamımız olsaydı böyle o zaman daha mümkün olabilir. Yani aslında bu arada şunu da araya söylemek istiyorum. Bir sihirbazın dünyasında her şey mümkün. Hiçbir şey olamayacak gibi nitelendirmememiz lazım. Vay vay vay. Lily killed it! He killed it! See, look, now he'll bring it back. See? He's all right. He's fine. Look at him. But where's his brother? He's a sharp lad. Şimdi onu söyleyecektim. Gerçekten çok çok akıllı bir çocuk yani. Sihirbazlık aslında özellikle eskiden çok fazla fedakarlık gerektiren bir sanattı. Yani bazı şeyleri, bu filmi izlediyseniz biliyorsunuzdur muhakkak. İzleyenler de biliyordur Prestige'i. Yani sırf bir efekt ve bir sihirbaz imajı uğruna hayatın boyunca çoğu şeyden vazgeçip veya hiç yapmayacağın şeyleri yapabilirsin. E şimdi bu yıllara gelecek olursak 1600 ile 1800 arası diyelim, hadi 200 yıl geniş bir aralık ama öyle diyelim. Mühendislikler ve teknoloji çok fazla gelişmemiş olduğu için ya da bilmiyoruz çok daha fazla gelişmiş olduğu için Tesla falan da var. Böyle bu tarz ilkel yöntemler kullanılıyor diye duydum ben de. Şu an günümüzdeki versiyonu düşünecek olursak çok çok uzun süredir hiçbir şekilde bir hayvana zarar falan verilmiyor. Özellikle bir mühendislik yapılıyor bunlara. Alakazam, how would you do that? A magician never tells a secret. Oh. Okay. Bu aslında benim böyle diğer hobilerle, diğer sanat dallarıyla da hep böyle düşündüren bir şey yani. Mesela bir gitaristin 22 yaşında başlamasıyla 8 yaşında başlaması aynı mıdır veya sihirbazlık içinde? Çok düşünerek sonunda bulduğum cevap evet fark eder. Yani bir şeye çocukluktan girersek sonuçta büyüme yaşlarındayız. Hem beynimiz ve düşüncelerimiz o şekilde evrilebilir. Yani ona daha yatkınlık olacağı için. Hem de büyüyen bir mekanizma, fiziksel bir beden olduğu için ellerimiz ve tekniklerimiz ne kadar yaptığımız için ona alışıyor. Kas hafızası gelişiyor. Ve bence yani çok çok daha önde olacaklar çocuklar başlarken. Mesela 4 veya 5 yaşından küçükler için de zaten dünya bir sihirbazlık yani. Bir anda kumandayı basıyorsun, bir şey açılıyor, açılıyor. Her şey imkansız. O yüzden onlara karşı böyle daha çok işte bir şey kaybetmek, getirmek yerine sunum daha çok iş yapar mesela. Yani daha çok etkiler. Şimdi böyle düşün, işte rüyanda gördüğün şey gibi falan atmosfer oluşturmak onlar için daha iyidir. O Fontaine kart. I want you to sign your name on that card. You don't need to hide it from me. We all should know which one is yours. Shuffle your card into the deck. Get it lost in there. Perfect. There's a card in here with your name on it, right? Uh-huh. Let's say 51 of these cards are too scared to trust themselves, too afraid to believe that they can do whatever they want. Now your card knows there's no wall, no limit, no barrier. Okay. Is that your card? Gayet mümkün. Gayet hatta birçok sihirbaz tarafından yapılabilen bir şey. Biri bir kart seçer, imzalar, ortaya koyulur, karıştırılır. Kartlar atılır ve camın arka tarafına yapışmış bir şekilde çıkar. Wish and flick. Good. Oh, and enunciate. Wingardium Leviosa. Off you go then. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingard Leviosa. Well done, dear.
I think we're going to need another feather over here, Professor. Ya Harry Potter bu konuda bambaşka bir dünya, bambaşka bir atmosfer ve işin güzeli tekrar Now You See Me'deki yaptığım yorum gibi insanlara bu dünyayı sevdiren, meraklandıran ve bu gizemli atmosferi çok güzel yaşatan bir film. Şimdi burayı biraz işe alırsak, bu dünya tarihine de bakarsak burada biraz aslında simyacılık gibi bir şeyler var. Yani bir sözler, bir şeylerin karışması ve bundan çıkan bazı sonuçlar. Şimdi buna inanan insanlar var, inanmayan insanlar var. Benim tek söyleyeceğim şey bizim bir illüzyonistlerin bunlarla hiç bağlantısı olmadı. Şahsen benim yok. Yani diğerlerinin de olduğunu düşünmüyorum. Yani biz sadece göz yanılsama tekniklerini eğlenceli bir şekilde sunup bir illüzyon gösterisi sunuyoruz. Burada tabii biraz farklı bir durum var. Çok güzel sahne. Some kind of cloak. Well, let's see then. Put it on. Whoa! My body's gone. I know what that is. That's an invisibility cloak. I'm invisible. Çok güzel. İlk izlediğim zaman hiç aklımda çok en çok kalan efektlerden bir tanesiydi bu. Yani bir şey giyip görünmez olma fikri çocuktan gence herkesi böyle bir meraklandırabilecek bir fikir. Ya bu arada çok az şunu da söylemek istiyorum. Sinema, illüzyon bunların hepsini birleştirirken George Méliès'ten bahsetmemek olmaz. Yani sinema ilk çıktığı zaman 1902 yıllarında sanırım daha böyle Lumière kardeşlerden sonra aslında sihirbaz ve sinemaya atılıyor ve sinemada da görsel efektleri ilk çıkaran insan. Bu durdurup devam etme, hatta Zeki Ging'in yaptığı taktikler, bu tarz böyle yeşil perde efektleri ilk defa kullanıp ve böyle artık önümdeki yüzlerce yıla bıraktığı tekniklerdir yani. Yani şu anda bunu izlerken bile bir sihir efekti gibi geliyor insana. Ama bir şeyler var diyebiliyorsun. Ama işte yüz yüze ben şu an pelerin giyip hadi görüşürüz desem böyle. O zaman bir gerçeklik algımız sarsılabilir. Gayet de yapılan ve çok da güzel bir efekttir. Hollywood görsel efekt kullanmayı bayılıyor. Bunu hepimiz çok biliyoruz. Ve konu sihirbazlıksa da bunu artık dibine kadar görsel efektli ve imkansız şekilde sunmaya çalışıyorlar. Ama aslında her şey izleyicinin kafasında bıraktığımız anıya kalıyor. Yani kafasında o adam yerden yükseldi ve uçtu diyebilir. Aslında uçmuş muyuzdur? Orayı bir şey söyleyemiyoruz ama. Evet, videonun sonuna geldik. Birbirinden farklı filmlerden bir sürü sahne izledik. Umarım sizler de bizim kadar çok keyif almışsınızdır. Literat'ın YouTube kanalını takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda beni de diğer sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. Doruksa yerde aratırsanız Instagram'da, Twitch'te, YouTube'da çoğu yerde bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.